Niye binmiyoruz? Bizim oraya vapur yok kızım. Bineriz bir gün elbet çocuklar, hadi. Ama... Hadi bakalım. Çok güzel. Çok büyük. Ham der yutar bu şehir adamı vallahi. O gün hepimiz güldük anneme. İstanbul, yeni hayatımız, yeni evimiz bizi çok heyecanlandırıyordu. Bir taksiye sığmayacağız. Hayriye, sen bir arkadaki arabaya bir fikretle. Olmaz, kayboluruz. Ben şoför adresi verdim. Hadi abi, acele edin. Bak arkadaki taksiler çıkamıyor. Tamam tamam, geliyoruz. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi Ayşe, gel. Anne. Ali Rıza abi. Vallahi gidiyor adam. Yürü anne. Aa. Hadi. Acele edin. Geldik sayılır. Çok değişmiş buralar. Çok. Aa, işte bizim kamyon. Geldik çok şükür. Bunlar ne yapıyor böyle? Siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına böyle? Eşyalar ortalık yerde. Babam çıldıracak. Çıldırmış bile. Bu ne kepazeymiş? Ben size eşyaları biz gelmeden indirmeyin demedim mi? Ya geç kaldınız işte, ne yapalım? Bizim de kendimize göre işimiz gücümüz var. Yazıklar olsun. Bütün mahremiyet ortalığa saçılmış ha. Ali Rıza Bey, ne olur sinirlenme. Nasıl sinirlenmeyeyim canım? İki sandalye bir sehpanın mahremiyeti mi olur Allah'ını seversen ya? Bak hala konuşup duruyorsunuz. İstanbul'da kimseyi tanımıyorduk. Ama gelmemizi dört gözle bekleyenler de varmış. Daha ne kadar bekleyecektik beyefendi? Şu hale bak. Rezillik be. Anne. Geldiler anne. Hale bak. Her biri başka yerde. Vallahi iyiliğini versin. Ödümü kopardın. Kızlar benim yaşımda. Yaşasın. İyi iyi. Hadi bakalım. Gözün aydın. Hadi sokun içeri şu eşyaları. Hadi gidip hoş geldiniz diyeyim. Hadi anne ne olur. Hadi desene. Dur yavrum. Acele etme. Baksana şimdi canları sıkı. Tamam tamam, uzatmayın artık. İçeri taşıyın eşyaları. Hadi arkadaşlar, hadi çabuk olun. Fikret, sen aç kapıyı kızım. Bismillah de açarken. Taksimetre hala yazıyor baba. Ha, hay Allah, özür dilerim. Sizi unuttum ben. Bu oraya da gel, bu oraya da gel. İstikleme hadi. Çabuk ol. Geldim, geldim. İstikleme sırası değil şimdi. Yatın. Baba koş, annem ha. Fenalaştı. Ne? Ne oldu anneme? Baba, baba hadi. Hadi baba hadi. Nesini beğenmedin Hayriye? Canım ev. Bu evde çok iş var Ali Rıza Bey. Sen bize öyle bir anlattın ki. Ben de bakımlı köşkler gibi hayal ettim. Böyle değildi ki bu ev. Kiracı kötü kullanmış. Ağlama rica ederim. Hadi gel dolaşalım. O kadar mesele yapmaya gerek yok. Bir boya badana. Ha? Bir marangoz. Mükemmel olur değil mi Fikret? Hallolur tabii babacığım ama biraz masraf isteyecek. İstesin. Kendi evimiz değil mi? Canımızın istediğini yaparız. Emekli ikramiyesinden bir miktar çekerim yarın.
Hemen girişiriz işe. Ha? Elektrikler yanmıyor. Sigorta kapalıdır. Sular da akmıyor baba. Vanadan açarım ben şimdi. Ağlama Aliye. Vallahi kızacağım ama. Şevket gelmeden yerleşiriz diyordum. Bu ev bir haftadan önce düzelmez ki. Düzelir hayatım, düzelir. Oğulcuğun da haftayımız gibi bir eve gelir. Ha? Ev derlenip toplanana kadar eşyaları açmayalım bari. Olur. Ama akşam soframı tam isterim. Merak etme babacığım. Alışveriş yapmak lazım. Ben Ayşe'yi alıp gideyim çarşıya. Hem ayak altından da çekilmiş olur. Hayırlı uğurlu olsun komşu. Hoş geldiniz. Anneme bu sıcak merhaba o kadar iyi gelmişti ki hiç tanımadığı bu kadının omzunda neredeyse ağlayacaktı. Nehir Hanım ve kızı Sedef karşımızdaki evde oturuyorlardı. Hemen kaynaştık. Mesafeyi, protokolü seven babam bile onları kabulleniverdi. Kusura bakmayın, halimiz perişan. Ah, hiç üzülme kardeşim. Hepimiz bir ucundan tutarız. Her şey hallolur, merak etme sen. Sağ olun. Sanki bu lafı bekliyormuşuz gibi yorgunluğumuzu unuttuk, hafifledik. Kiracının ödemediği su, elektrik faturaları bile önemini kaybetti. Nehir Hanım eşini genç yaşta kaybetmiş. Sonra hiç evlenmemiş. Kızını terzilik yaparak okutup büyütmüş. Bir başına. Bir başıma tabii. Ne yapacaktım? Herkesin evinde kendine göre çorba kaynıyor. Allah kimselere muhtaç etmesin. Amin. Vallahi bravo. Ne yapacaksın hayatım? Annem haline bir kez daha şükretti. Bu sevecen, güçlü, prensipli kadına hepimiz saygı duyduk. Babacığım. Hayır. Buralarda dükkan falan yoktu ki. Hep bağdı. Ta denize kadar. Bu kim? Şevket abim. Hadi ya. Abiniz de mi var? Evet. Çok yakışıklı. Artist gibi. Evli mi? Hayır. Askerde. Ama bitiyor askerliği. Haftaya burada olur. Ya. O günden itibaren Sedef başka türlü parıldamaya başladı. Evimizde yediğimiz ilk akşam yemeği. Ne kadar keyifliydik. Nasıl mutluyduk. Bu yatakta ben yatacağım. Aa, ben daha ilk geldiğimde söyledim. Tamam, kura çekelim o zaman. Bakalım ne rüya göreceksin? Leyla ablam evleneceğin adamı görürsün dedi. Çok biliyormuş o. Hadi Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Trabzon.
çok uzaklarda kaldı. Bunca işin altından nasıl kalkacağım diye düşünüyorsun değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.